dostlar, 23 Eylül Çarşamba gününden hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ben astrolog ve spiritüel danışman Canan Canoğlu. Uzun süredir sizinle beraberiz. Artık dertlerinizi bana anlatabiliyorsunuz. Beraber çözüm üretiyoruz. Ulaşın, 7/24 beni arayabilirsiniz. 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Dediğim gibi günün hangi saati olursa olsun çekinmeden beni arayın. Çözüm üretiriz. Yani dualarla ben size bazı destek vermeye çalışırım. Yine bakımlarımla böyle kötü giden şansınız, işte tıkalı işleriniz varsa ya da yaşamınızda herhangi bir blokaj varsa bunların tamamını çözeriz sevgili dostlarım, Allah'ın izniyle. Her zaman söylüyorum danışanlarıma, ölmediğiniz sürece her zaman umut vardır. Yeter ki son nefesinizi vermeyin. Yaşam her zaman yeniden doğuştur, yeniden başlayıştır. Bunu çok iyi biliyorum. Gerek melek koçluğu yapmamla, gerek spiritüel danışmanlık yapmamla. Yani yaşamınızdaki ufacık bir mesaja dokunabiliriz. Mesela rüyalarınıza mesaj alabilirsiniz. Onu anlamayabilirsiniz. Ben bile bu kadar spiritüellik danışmanlık yapmama rağmen rüyalarımdan gelen mesajı zaman zaman anlamadım ve büyük sıkıntılara düştüm. O yüzden diyorum ki rüyalarınızı yazın. İsteklerinizi, dileklerinizi yazın. Varsa yaşadığınız spiritüel deneyim, sıra dışı bir olay, iç sesiniz, yani herhangi bir ön sezinizden gelen durumlar, bunların hepsini yazın, not edin. Sorularınızı hazırlayın, beni arayın. Çözüm üretiriz. Dediğim gibi Astro Canan 0546 481 3506. WhatsApp numara. Şimdi bugün Deste Seç'te Sufalım var. Önce Sufalına bakacağım. Sonra Rune kartlarım var. Rönesans tarotum var. Ve peri destesiyle destek vereceğim. Dorian Virtue'nun peri destesiyle. Aziz dostlarım, Sufalına biliyorsunuz sorularla başlıyoruz. Daha önce takipçilerim bilirler. Mesela ben 3 tane soru hazırlamak istiyorum. Bir diyorum, size hitaben yapmak istiyorum. Beklediğim, yolunu gözlediğim kişi gelecek mi? Alt başlık atıyorum. Mesaj atacak mı? Varsa engeli kaldıracak mı? Ve geçlerimizden özellikle gelen bir soru. İş başvurum nasıl neticelenecek? İş başvurusu olumlu mu? Diğer üçüncü bir soru ise genel manada sağlık problemlerim ve ailemin genel sağlığı nasıl? Eğer hasta varsa iyileşecek mi? Evet. Şimdi bunların belli bir duası var. Su falını biliyorsunuz. Onu yaparaktan bakalım sizin hayrınıza, bütünün hayrına olmak üzere. Benim şurada.
Öncelikle iş başvurusu geldi. Sevgili dostlarım, Eylül ayında iş başvurusu yapmış olabilirsiniz. Ağustos ayında yapmış olabilirsiniz. Belki etrafınızdan duyduğunuz sözler sizi çok üzdü. İş başvurusu yapan dostlarım, biraz sıkıntıya düşüren olaylar olmuş. Mülakatlara girmişsiniz. Gelen cevaplar biraz neticeler olumsuz gibi olmuş ama sizden dolunayda bir ritüel yapmanızı öneriyorum. Çünkü suyun içerisinde kocaman bir ay oluştu. Dolunay böyle tepsi gibi. Dolunayda ritüel yapın, kabul olacak diyor. Dolunay ritüelini yapın. Bereketle ilgili, blokaj kaldırılmasıyla ilgili. Üzerinizdeki nazar, negatif enerji varsa mutlaka adaçayı tüsüsü yaparaktan ya da herhangi bir tüsü olabilir size iyi gelen. Onları yaparaktan bu negatifi kaldırın. Üzerinizde büyü veya nazar enerjisi var sevgili dostlarım. İş başvurusu ondan cevaplanmıyor. Zaten hani malum ekonomik durum, hani bir kısıtlama var bu pandemiden dolayı ama yine de bir açık alan bulup girebilirsiniz yani. O yüzden bir nazar enerjisi var. Bir büyü maji gibi enerji var sevgili dostlarım. Diyorum ki mutlaka ve mutlaka bu enerjinin giderilmesi için dolunay fazında ritüel yapın. Çünkü kocaman bir ay belirdi ve siz önünde durmuşsunuz. Ellerinizi açmışsınız. Arınmaya çalışıyorsunuz. Böyle arkanızda siyah bir güç var ve size engel olmaya çalışıyor. Bir büyü, bir maji var. Bir böyle yalancı bir insandan gelecek böyle bir büyü veya sizi böyle yıpratan bir enerji olmuş. Onun gitmesi için bu 2 Ekim'deki dolunayı kullanın. 2 Ekim'deki dolunayı böyle 1 Ekim, 2 Ekim, 3 Ekim tarihlerine blokaj kaldırılması işlemlerini yapın. Olumlamalarınızı yapın. İşe gireceksiniz. Gerek kendiniz için, gerek yakınlarınız için. Bir de ailenin genel sağlık durumu nedir diyorum. Ailede bir migren hastası var. Bir de kemiklerle ilgili sorunu olan birisi çıkıyor. Ya siz ya da aileden birisi migren ve kemik sorunlarına işaret ediyor. Onlara da kemik sorunu olan dostlarıma da yeşil renk belirdi. Böyle dereotu, maydanoz gibi gıdaları bol bol yesinler. Onlarda kalsiyum var. Çok yüksek oranda kalsiyum var. Yeşil belirdi. Yeşil sebzeli, şey, yeşil renkli sebzelerle, yeşil yapraklı sebzelerle beslenmelerini öneriyorum. Böyle fazla bir ameliyat falan görmedim. Varsa bir hafif bir böbrek rahatsızlığı falan. Onların da gelip geçici bir şey olduğunu söyleyebilirim. Öyle bir ciddi bir ameliyat falan görmedim. Kemik sorunları, bir de migren gördüm. Onları da yeşil yapraklı sebzeler ve düzenli uyku diyor. İyi gelecek diyor. Sağlık sorunu ailede genelde böyle. Bakalım haber gelecek mi, mesaj atacak mı dediğimize. Özellikle hanımlar, mesajlarınız Ekim ayına uzuyor. Ekim ayının 13'ü gibi eğer Koç burcuysanız, Aslan burcuysanız ve Yay burcuysanız mesajınız geliyor. Ama su grupları Yengeç ve Akreplerin partnerleriyle barışması söz konusu bile değil. Onları söylüyorum. Su gruplarına, özellikle Yengeç, Akrep ve Balıklara biraz barışma gözükmüyor. Başka birisiyle devam edecekleri, yeniden başlayacakları gözüküyor. Engeli kaldıracak mısının sorusunu da Başak burçları ve diğer toprak grubu olan boğa burçları sevgilileriyle veya ayrıldıkları partnerleriyle görüşme şansları var. Tek onların engelleri kalkıyor. Onlar da görüşseler de çok iyi bir netice alamıyorlar. Yine başlangıca dönüyorlar. O yüzden biraz ateş gruplarına şans veriyorum. Su falı bu kadardı. Su falının peri kartını da seçmek istiyorum. Bakalım orada ne diyor. O yeni kariyer, yemin ederim bakın. Yeni kariyer ters okunuyor yani, ben artık onu yapacak bir şeyim yok, çekimler böyle. Yeni kariyer, çok büyük fırsat var. Baş melek Mikail yanında ve perilerin diyor ki kariyerin, yani işin varsa kariyerinde yükselme var, işin yoksa mutlaka bir işe gireceksin diyor. Çok güzel çıktı su falını seçen aziz dostlarıma. Bakalım rune kartlarını seçen sevgili takipçilerim, size neler vaat ediyor. Fırladı bu, alacağım bunu.
Otilla, evinden dışarı çık. Evinden dışarı çık. Dışarıda hayat var. Dışarı çıkman için şu an dışarı çık. İki tane seçeneğin var, araştır. İki tane olasılık var. Çalışarak elde edeceksin. Sen bazı şeyleri başlamışsın ama bitirmesi için böyle birilerinin yardımına ihtiyacın var. Evet, yardımı gelecek. Sosyal anlamda birilerinin desteğini alacaksın. Sosyal hayatın çok kuvvetlenecek bugün ve önümüzdeki birkaç gün içerisinde ehvaz çıkıyor ve masa başında bir iş yapan birisi hayatına girecek. Yani bir memur olabilir, bir beraber çalışma arkadaşın olabilir. Aşk hayatında birisinin yaşamına dokunduğunu görüyorum ve bu bir mevki sahibi, hatırı sayılır bir insan, toplum tarafından kabul görmüş bir insan. Bunu da değerlendirin diyorum sevgili dostlarım. Bakalım rune kartlarını seçen dostlarıma perilerimiz ne diyor? Sevgili gnomlarımız, perilerimiz. Beslenme değişikliği. Biraz hayvani gıdalarla ve yağlı gıdalarla çok vücudunu yordun. Artık vegan beslenmeye geç. Özellikle kırmızı meyveler ve kırmızı sebzeler, domates gibi, nar gibi, elma gibi gıdalarla beslen. Onlar adrenalini yükseltecek, yaşama heyecan katacak diyor sevgili perilerin. Kırmızı meyve ve sebzeler çıktı sevgili dostlarım. Bakalım. Rönesans tarotu ne diyor? Bunu seçen sevgili dostlarıma. Duygusal bir dönem. Aşkta. Aşkta bir denge tutturmaya çalışıyorsun. İlişkini kurtarmaya çalışıyorsun. Bir yanın böyle karamsar, bir yanın çok heyecanlı. Ben size söyleyeyim mi? İkili ilişkilerde şifalanacağını görüyorum. Barış yapacaksın ve şifalanacaksın. Ve biraz özveri yap. Sen bir adım git, o 10 adım gelmeye hazır. Lütfen ona bir alo de. Lütfen onu bir ara, sor. Kalbin çok yumuşamış, kalbin çok ferahlamış. Yakın tarihte bunların olacağını göreceksin Allah'ın izniyle. Kalbin çok ferah, çok güzel ve aşk ilişkilerinde bir numarasın. Bir de parasal yönden böyle hiç ummadığın yerlerden para geliyor sevgili Rönesans tarotunu seçen aziz dostlarıma. Ve gel gelelim Rönesans tarotunu seçen dostlarımın peri kartlarına. Onlara destek veriyorum biliyorsunuz. Hamilelik müjdesi bekleyen hamile. Evlilik isteyen evlilik geliyor. Bir yeniden doğuş, bir yeni çevrelere giriş veya ileri bir yaştaysanız hamilelik yok, evlilik yok diyorsanız böyle yeniden doğmuş gibi olacaksınız. Küllerinizden doğacaksınız. Zümrüdü anka kuşu gibi. Şunu söyleyebilirim, artık küstüğünüz hayat, yani girmek istemediğiniz hayatın içerisinde var olacaksınız ve her şeyden önemlisi büyük bir beğeni, büyük bir seni destekleyen insan grubuyla karşı karşıya kalacaksın ve onların arasına karışacaksın. Uzun süredir insanlarla küstün, barışmıyordun ama şu anda yaşamın çok renklenmiş gözüküyor. Rönesans tarotunu seçen sevgili dostlarım. Ben astrolog ve medyum Canan Canoğlu. 0546 481 3506'dan bana ulaşın. 7/24 ulaşabilirsiniz. Görüşürüz, konuşuruz. Her türlü derdimize derman bulmaya çalışırız. Hoşça kalın. Hepinizi çok seviyorum. 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Arayın. Hoşça kalın. Dostça kalın.